İsa Bey, Efendim. yani siz de rahatsız olduğunuz için çok fazla şey yapmak istemiyorum ama şimdi bakın İsa Bey gerçekten çok rahatsız. Ben ekip arkadaşlarımdan aldığım bilgiyi söylüyorum. Ben diğerlerini tanımıyorum. Ümit de benim babamın oğlu falan değil. Fakat ben İsa Bey'in Şeker Hanım'ın evine inek çalmak için gelebilecek sağlıkta olmadığını biliyorum. Anlatabiliyor muyum yani Zekeriya Bey? Size de söylüyorum. Evet. Şimdi ben bunu dış kapının dış mandalı olarak öğrendiğime göre siz de o çevrede bilirsiniz. Yani mesela İsa Bey'in işin içine katılmasının nedeni ne? Adam hasta, gerçekten hasta. Adam beş adım atamıyor yani. Toptan temizlik yapmayı mı düşündünüz? Hepsinin adını verelim. Yo, öyle hepsi bir şey içeri benim, girsin. Hadi lan hadi. Rahat rahat sokakta gezelim. Bunu mu düşündünüz? Yo, ben gitsene. Burada benim. Yani iyi değil yani. Hani gidip de hayvan alacak, bindirecek, bilmem ne yapacak. Yani o iyilikte değil. Evet. Hüseyin abi yazdırsa bile sen onun hasta olduğunu biliyorsan, bu adam hastaydı. Nasıl gördün yok. Kapının önünde? Niye sormuyorsun? Ben nasıl gördüm? Abi bak yazan var. Sensin. Evet. Bak bir dur. Yazan sensin. Evet. İsa abinin de eğer rahatsız olduğunu biliyorsa, tamam Ümit abi sağlık. Evet. Öbürküler de sağlıklı diyelim. Onun rahatsız olduğunu biliyorsun. Evet. Niye demiyorsun Hüseyin abi? Sen hasta adamı nasıl gördün orada? Niye demiyorsun? Ya benim aklıma uzman için abi, öyle bir şey gelmez. Nasıl gelmez ya? Aklına nasıl gelmez ya? Ya ben bunu art niyetle düşünerek mesela... Bütün şeytanlıklar bak, aklınıza niyet... geliyor. Evet. Adamlık etmek aklınıza gelmiyor. Yani art niyetle olarak... Bütün şeytanlıklar aklınıza geliyor. Bunu Hüseyin'in yazdırmış olması mümkün değil. Niye mümkün değil? Çünkü Hüseyin Ümit'in kardeşini Murat'tı değil mi? Yanılmıyorum. Tanımıyor Murat'ı diyor. Tanımıyor. Evet. Bak bunları şimdi, sen tanıyorsun. Murat'ı tanıyan sensin. Murat'ı tanıyan sen olduğun için Erdalım, Murat yani. Diye yazan şey ancak yok. Sen olabilirsin. Senden başkası, çünkü iki kişisiniz. Evet. Bak bunu suçlamak için söylemiyorum evet. Ama görünen köyde kılavuz istemez. Murat'ı tanımıyor Hüseyin. Murat'ı kim oraya şimdi yazabilir? Murat'ı ben... Kendimle mesela şahsen mesela görsem tanırım ama böyle samimiyetliyim veya bir vurguluyum. Ya niye yazdın ama niye? Adam niye tanıtmaydı yazdın? Oraya yazan sensin. Senin evet. olduğun belli. Evet. Murat'ın ismini söyleyen sensin. Evet. Soruları yazan sensin. Evet. Doğal olarak neden bunu yazdırdığını bak Zekeriya Bey. Evet. Söylemek durumundasın. Bak ben size çok açık yoksa bir şey söyleyeyim mi? Yoksa yol değil. Ben açıkçası en baştan beri ben Cevdet Bey ile Şenol Bey'in hareketlerini de çok normal bulmadığımı söyledim. Evet. Yani yüzlerine de söyledim, arkalarından evet. konuşmuyorum. Evet. Bu kumar borcu falan denen şey insana her şeyi yaptırır. Allah evet. böyle bir illete aa. Düşürmesin. Düşürmesin, evet. 20 lira herkes parasına göre oynar kardeşim. Yani ayda 1000 lira kazanan adam için 5 lira da büyük paradır. Evet. Onların kumar borcu, gece eve gelmeleri, gübre meselesi, acaba para ödemek için eve mi girdiler, altınları mı almak istediler? Hani bulduktan sonraki o biraz sıra dışı davranışları hepimizin dikkatini çekiyor. Hı. Ama arkadaşlar da temizle çıkartıyor adamları bunlar. Fakat eğer bu işi yaptılarsa bu arkadaşlara bir araç lazım. O zaman araç sen misin acaba? Hayır efendim. Şimdi, öyle düşünülüyor değil mi? Şimdi sen, abin, Hüseyin de tutup... Eğer bir başkasını suçluyorsanız ve daha sonra da bu suçlamanın asılsız olduğunu yine siz söylüyorsanız. Bakın siz iddianızın arkasında dursanız diyecek bir şeyim yok. Ama siz önce bir suçlamada bulundunuz, sonra birbirinizi suçladınız. Bir de Kadir Bey'i ortaya attınız. O zaman sen de bu ana gidiyorsun geliyorsun köye bilmem ne falan. O zaman adama dönüp sorarlar yani sen mi geldin sen mi aldın ineği? Evet. Yani bunu yanlış anlamayın. Ben evet. size tablodan çıkan sonucu söylüyorum. Eğer araçla ilgili kırmızı transit ya da Kadir'in aracı falan diye anlatıyorsanız sen Hüseyin vesaire. O zaman siz taşıdınız başkalarının aracını söylüyorsunuz sorusu gelir akla. Çünkü benim bu konuda en ufak bir endişem yok. Çünkü hem Allah katında bilmediğim gibi konuları da mesela başkaları gibi... Zekeriya Beyciğim çok Allah katından bahsediyorsunuz evet. ya. Ben hiç kimsenin dini değerlerini sorgulayabilecek evet. konumda değilim. Evet. Allah bilir. Evet, benim Allah. İnancım onu gerektirir. Evet. Ama sürekli Allah'ın adını alan birinin, Allah'ın nezdinde en büyük suçlardan birinin de iftira olduğunu bilmesi gerekir. Evet. İftira çok büyük bir suç bizim evet. dinimizde. Toplumumuzda da öyle, bizim dinimizde de evet. çok büyük bir suç.
Ben o yüzden kadınlar için falan burada böyle çok konuşulmasını da arzu etmem. Evet. Dört şahit istemiş. Değil mi? Evet. Yani o yüzden iftira da çok büyük bir suç. Şimdi ha siz birini zina ile suçluyorsunuz, ha birini cinayetle suçluyorsunuz. Evet. Hatta birilerini. O yüzden çok yani. Allah katından bahsederken hani biraz yaptıklarımıza da bakmamız gerekir evet. mi bilmiyorum yani. Gerekir. Yani biliyorsunuz abi toprağın altında yalnız kalacaksınız. Evet, Cecim, ne anan dünya... gelecek ne baban evet. gelecek seni kurtarmaya. Herkes kendi gailesine düşecek. Bu dünya mesela geçici bir dünya. Kimsenin buradan bir şey götme şansı var mı? Yok. Abi biliyorsan evet. o zaman bunu bu kadar biliyorsan söyle o zaman yani biliyorsan söyle. Kişi, ben mesela kimi mesela yalan konuşuyorum. Ben mesela bilmediğim konuyu gördüğüm veya biliyorum. Abi o zaman abin nereden biliyorsun? Şimdi onu... ben onu bilmiyorum. Şimdi bakın abiniz bilmediğinizi söylüyor. Şimdi diyebilirsin ki Müge Zekeriya'nın abisi de röportajda bilmiyorum dedi. Sen ha. niye üzerine gidiyorsun diyebilirsin. Ben bazı şeyleri tabii çok burada vakit olmuyor. Verir misiniz mikrofonu? Ama biz abisiyle konuştuk daha öncesinde. İlk konuştuğumuzda ne dedi Zekeriya'nın abisi Ali'ye? Müge Hanım biz Recai Bey ile konuştuk. Recai Bey bundan bahsettiğinde Ali Bey'i aradık. Ali Bey ile bunu anlattınız. Ali Bey o kadar doğal bir şekilde evet ben bunu söyledim, ben bunu konuştum dedi, anlattım. Günü ve tarihi de söyledi. Onun tarihi bizim Hüseyin Bey ile hiç bu konuyu konuşmadığımız bir tarihti. Onun öncesiydi. Peki, evet. Hı. Peki siz bunu nasıl, nereden biliyorsunuz dediğimizde ya burada herkes konuşuyor. Herkes konuşuyor peki dediğimde yani birebir görmüşler ve çiftlikte Şevki Bey'in evine götürme meselesini kimse konuşmuyor. Böyle bir şey yoktu. Siz nereden biliyorsunuz dediğimde ya ben onu söyledim ama o konuda tam net bir açıklama yapmadı. Yani bu olayları birebir anlattı, net bir şekilde kabul etti. Kabul hatta etti. Biz daha sonra Recai Bey'le de konuştuk. Yani bunu onun için ikimiz de bu konuyu biliyoruz. Yani niye daha sonra, iki gün sonra Tuğçe gittiğinde hayır ben böyle bir şey söylemedim diye. Yani çevirdim. İlk konuştuğumuzda kabul etti abin söylediğini amcasına. Zaten amcanız, nerede yaşıyor amcanız? Amcam Bafra'da yaşıyor. Yani amcanın konuyla ilgisi yok. Konuyla ilgisi olmayan birinin yalan söyleme gibi bir gerekçesi de yok. Evet. Hele biraz da bu konu kabul de etti Ali Bey arkadaşlara. Biz bir tek burada yapmıyoruz ki yayını. Bütün gün yapıyoruz, çalışıyoruz evet. üzerinde. Şimdi ben de size diyorum ki iki kardeş. Siz niye böyle bir iddia ortaya attınız Hüseyin de devreye girerek üçünüz? Benim bu iddia atmam değil. Sadece sabırsız mı Hüseyin'in benim iyi niyetimden yararlanarak bana o yazıyı yazdırdı. Abi peki. Abin. Efendim? Abin. Abin mi bilmiyorum. Siz abinle görüşmüyor musunuz? Abinle konuşuyor mu? Konuşuyorum. Konuşuyorsan biliyorsun. En son ne zaman konuştun abi? O zaman bir şeyler biliyorsun. Abinle kim biliyorsun? Ramazan'dan dolayı mesela ben çalıştığım için oruç tutmadım. Abi bu olaylar olunca falan konuştunuz mu? Bu arada önce hiç bu konuda bir şey konuşmadık abimle. Bu konuda hiçbir şey konuşmadınız abinle. Biliyor musun bir şey falan diye. Mesela... Ama yani kırmızı transit, inekler sizin dünürünüzün oraya gitti vesaire falan hepiniz böyle fal açmış gibi bunu mu söylediniz? Yok bu konuda bir şey konuşmadık. O zaman kendi götürdü dünürünü. Hayır efendim ben şimdi götürmediğim şeyi mesela götürdüm. Ya o zaman ne bilirsin şunu lan sen? Ya biraz ben inan bir hata mı yaptık ana? Ne abi? İyilik mi yaptın? Millet de beni yargılayacak buna. Hata olarak görmüyor musun sen bunu? Yok diyor, hata işledim ama şöyle bir şey yani. Ben bunu mesela bilmeyerek mesela bunu böyle bir kağıt üzerinde mesela yazıp da beni böyle kullanabileceğinden herhangi bir akıma en ufak bir endişem olmadı. Televizyona çıkacağım diyor adam evet. sana. Adam soruları yazıyor ya. Televizyona çıkacağım ben evet. de bunları söyleyeceğim diyor. Burada hepimiz konuşulanı evet. idrak edebiliyoruz. Ya Müge Hanım bunlar nasıl ortaya çıkacağını tahmin etmedin. Ben sana bambaşka bir şey soruyorum. Siz bu kağıt televizyonda okununca ne olacağını umdunuz ki? Belalı dediğiniz, bu cinayeti işleyebilir diye düşündüğünüz, inekleri taşıyabilir diye düşündüğünüz bu ailenin 5 tane erkeğini karşınıza almayı göze aldınız. Ne düşündünüz? Benim böyle mesela bunların mesela bu işi yapacak diye böyle bir yani bir düşüncem veya bir şeyim olmadı. Lan miras mı kalacaktı sana benden? Yok ne mirası kalacak senin benden? Ya daha ne konuşuyorsun Zekeriya? Senin bana ne mirasın kalacak? Ya daha ne konuşuyorsun Zekeriya? Sen benim adımı ne alıyorsun kardeşim ağzına? Bu iş yani bu iş sen böyle bu iş burada bitecek mi sanıyorsun Zekeriya? Bu iş çıkacak piyasaya. Çıkacak. Bu iş çıktıktan sonra ne yapacaksın Zekeriya? Nasıl bakacaksın yanıma geleceksin? Nasıl konuşacaksın benden? Yok şimdi mecbur çıkacağım bu işin adını atmak mesela mecburen çıkacağım mesela mecbur yani. Adalet yerini bulacağına inanıyorum. Adalet yerini bulacağına inanıyorum. Böyle adalet yanıtsan adalet yerini bulmaz. Adaleti yanıtmayacaksın evet. o zaman. Ya ben bir şey bildiğimden değil mesela ben sana bir yani, yazdım diye mesela hani böyle bir aklıma da gelmedi. En ufak bir endişem de olmadı. Mesela böyle bir sorun olur.
bana bunu ya deyince ben de hiç aklıma da gelmedi. Mesela yarın bir gün böyle bir arkadaşların da mesela bu suçlama yaptığın kişinin bir babali var. O zaman sen de Hüseyin Bey bunu sana söylediğinde sen de inanmıştın buna. İnanmadım. Çünkü niye diye sordum. Abi. Ben biliyorum, gördüm diye bana deyince. Abin nasıl gördü diyorum o zaman. İşte, arkadaşım. Abim işte neden gördü, neden duydu? Siz tanışıyor musunuz Cevdet'le, Şenol'la falan? Ondan tanışmıyorum. Hiç mal taşıdın mı hiç onlarla? Bunları taşımadım. Hiç telefonlaşıyor muydunuz? Yok. Var mı telefon numarası falan? Bunların numarası yok bende. Yok. Sizde var mı numarası? Yok. Çünkü benim orada bunlar mahallesinde şey var. Kim var? Sakar Abdullah diye derdi. Ne o ismi? Tamam. Abdullah Koçoğlu. Onu tanırım. Bunlar mahallesinden. Bizim mahallede sadece onu mu tanıyorsun? Bunlar mahallesinden. Oğlanın mesela Abdullah Koçoğlu'nu tanırım. Ha, diğerlerini komple tanırım. İsim olarak da mesela soyadı olarak hepsi aynı mı? Değişik mi bilmiyorum da. Yani şahsen tanırım herkesi. Ya Şenol'u hiç tanımıyor musun? Şenol'u ben çok az görmüyorum. Hiç gördüğümü de zannetmiyorum. Çünkü ben şeyi iyi tanırım. Cevdet'i iyi tanırım. Tanıyorsun. İşte tanıyorsun işte kahveye geliyormuş işte kumar oynuyormuş senin de kahvede. Benim tam evimin karşısında zaten hani geldiğinden beri tanırım onu mesela. Demin tanımam dedi. Yok şeyi tanımam yok, mesela. Yok bir samimimiz yok bizim. Yok öyle bir samimiyetimiz yok. Ha, ben kahveler. Zaten köyde herkes birbirini tanıyor illa yani. Bak ben sana çok açık bir şey söyleyeyim. O gece ben bilmem Ümit'ti, Şenol'du, Cevdet'ti, Hurdacı'ydı ya da köyden başka biriydi. Evet. Sen o gece aracına aldın mı inek? Hayır efendim. Tanım merkezimizde. Ertesi sabah aldın mı? Hayır efendim. Yani perşembe gecesi oluyor bu olay ama evet. Ben cuma sabahından da şüpheliyim. Evet. Cuma sabahı gidip aldın mı? Hayır efendim. Tezenin benim arabamın olduğu yerde tanım merkezinde zaten kamera kayıtları var. O da bakkalcıların, okulun kamera kayıtları var. Niye mesela arabamın orada hareket edip etmediği, kendimin de orada kamera kayıtları... Senin perşembe gecesi hep aracın kapının önünde miydin? Evet. Hiç çıkmadı? Hiçbir çıkmadı. Cuma... Cuma günü de çıkmadı. Cuma günü de öğleden sonra çarşambayı sanayiye koydum. Makas kırıldı. Bıraktım. Cumartesi günü... Niye kırıldı makas arabanın? Şimdi mesela su tankeri var ya, su tankeri arkaya yüklediğim için mesela dengesiz yok ya... Ağır bir şeyler yükledin dengesiz, kırıldı. Dengesiz mesela su tankeri mesela su dengesiz olduğuna... Mesela ben de kırılmış farkına gelmemişim. Beni de ilaçlama yaparken birisi dedi ki böyle bana... Senin aracına böyle 4 tane büyükbaş hayvan bindirirse de kırılır mı o makas? Ha, kırılmaz. Kırılır, niye kırılmasın? Ya belli olmaz. Yok, çünkü kırılır, 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 kırılır. Böyle bir hızlı hızlı gidersen langırlıngır. Panik halinde gidersen. Tabii. Ya dengesiz gidersen kırarsın. Ama benim mesela kırılır bayağı olmuş. Yeni kırılma değil. Adli tıp uzmanı gibi bakınca anlıyor mu onlar? Duruyorum çünkü mesela makasın açılan yeri yok mu? Oradan ha. Belli daha mesela nereden mesela yeni kırık olduğu zaman parlak oluyor. Peki. Evet. Ben bu hani deli kadir dediniz evet. Ya. Lakabı o. Biz Kadir Bey'le de konuştuk. Kadir Bey'i niye ortaya attınız siz? Ben Kadir Bey'i şundan şüphelendim. Bu olay çıktıktan sonra hani buraya mesela hurdacılar gelip gidiyordular ya. Hurdacılar gelip gittiğinden mesela bir araştırılmasını istedim. Çünkü ne biliyor musun? Hani çünkü burada ismi bir de hurdacılar mesela hurdacılar diye bir isim geçiyor. Ama Hüseyin orada... abla söyleyince mi sen kağıdı yazdı? Bana deyince mi Kadir'i söyledin? Hayır efendim. Aynen öyle oldu. Yok, aynen öyle yok, oldu. Kadir ben de hatırlıyorum. Ben sadece bu olay meydana çıkınca bu dedim Salman komutanımızı Sarıbacalı Karakolu'na gittim. Dedim bu olayla ilgili dedim şey de araştırıyorsun dedim. Bu deli mesela Kadir diye dedi birisi de araştırdım. O dedi ki bu işi dedi Salman Karakolu bakıyor dedi. Yani şimdi bak bütün bunları yani. Şundan dolayı söylüyorsun. Diyorsun ki bak doğru söylemiyorsun evet. Zekeriya Bey. Ve yani kemküm gerçekten insanı sıkılıyor bak yani çok özür diliyorum ama evet. Sen normalde gayet de güzel konuşan birisin. Evet. Şimdi Hüseyin'in evinde siz Hüseyin'le ortaklaşa bir şey atıyorsunuz ortaya. Evet. Sonra Hüseyin'le birbirinize girince evet. Sen bu sefer diyorsun ki Deli Kadir'de araştırsın. Deli Kadir'i nerede hı? Gördün? Ben onu 3 ay önce 4 ay ben görmüştüm orada. Bazı alıyorsun kafaya alıyorsun bu kadar insanlar ne kadar arıyorsun. Hüseyin Bey'le tanışmadan önce zaten ben onu ta önceleri söyledim buraya gelmeden önce. Mesela bunu ben yani kolu kuvvetiyle... Ama bak bu hayır. Olayın evet. Tarafı olmaksızın evet. Yani şimdi şurada bir birilerine olayı evet. Hani suçladığın için söylüyorum. Evet. Karakola kadar gidip bu da araştırılsın diyecek kadar evet. Olaya müdahale ediyorsun. Böyle bir gereksinim duyuyorsun. Ben şimdi olayı görmedin. Evet.
Senin deyimine evet. göre. Olayı duymadın. Evet. Olayı bilmiyorsun. Evet. Ölenle akrabalığın yok. Yok. Yakınlığın yok. Evet. E niye yaptın niye? Ya? Açsın ne yani bu niye? Kadar? Niye? Ya, burada bir acaba... Niye karakola kadar gidip bunu da araştırın deme ihtiyacını hissediyorsun? Ben de, bunu çünkü bir acaba olay. Çünkü ne biliyor musun? Yarın ona ise yarın bana diye düşündüm. Niye? En azından bir acı olay. Sen 10 bin yani, adamı yarını mı var? Bir adam yani, Kadir'i şimdi Kadir'in üstüne atıyor. Sen şimdi bak kardeşim. Sen şimdi yani buraya gelmeden önce karakola gidip bu konuda Deli Kadir'i araştırın diye ifade verdin mi? Yoksa Hüseyin'le kavga ettikten sonra mı gittin? Hayır söyledin? Efendim önceleri. Önceleri söyledin. Önceleri söyledim. Gittin dedin ki Deli Kadir'i araştırın dedim. Araştırın dedim. Babaannem kaybolunca mı söyledin bunu? Yok bu babaannem kaybolunca. Ha, kaybolunca gittin. Evet. Şimdi, kimi gördün orada gittin? Sarıbezer Karakolu'na gittim. O Sarıbezer Karakolu bana dedi ki Salman Karakolu ilgileniyor bundan dedi. Bana bir numara verdiler. Yeşil'e kadar, Yeşil diye bir kamera kayıtlarını izleyeceklermiş. Yeşil'e kadar gelebilir misin diye sordu bana. Arabam var geliyorum dedim hani seninle görüşmek gittin için. Gittin mi? Ha, gittim. Görüştük. Dedim bu dedim Kadir'in de bir araştırmasını istedim. Çünkü dedim fırdacılar diye bir konu geçiyor dedim. Hani bunlar bunu. Tanırlar mesela bunun kim varsa, niye gelmiş, ne amaçla gelmiş, araştırmasını yani araştırabiliyorsunuz dedim. Ha bir bilgi amaçla dedim, araştırın dedim. Yani sen arkadaşının, Hüseyin abinin tanıdığı Kadir'i evet. bu işi yaptığını söylüyorsun. Ya yaptı değil ama bir araştırmasını hani, araştırırsın diye söylüyorsun. Niye peki, nedeni ne? Nedeni ne mesela Hüseyin abiyle karşı karşıya gelmeyecek misin Hüseyin abiyle? Nedeni ne yani? Hüseyin abiden ben, bu Hüseyin abinin benim karşı karşıya gelmem önemli değil. Hayır bana. Peki senin hayır. gidip de bunu Salman'a kadar gidip zahmet edip oraya gidip Deli Kadir'in adını vermenin nedeni ne? Salman'a gitmedim, biz Yeşil'de bulunduk. Yeşil'e işte evet. neyse. He. Yeşil daha uzak, Salman 7 kilometre, Yeşil 7 kilometre. Sarıpazarı'ndan geri geldim ta oraya görüşmek için. Tamam. Sen Salı Pazarı'ndaydın değil mi? Salı Pazarı'ndaydım tamam, geri peki, geldim. Peki nedeni ne yani? Deli Kadir'den şüphelenmenin nedeni ne? Ya, bu hurdacıların ismi geçiyor ya. Ya hurdacılar ismi geçiyor da sen hurdacıyı diyorsun ki en son 3-4 ay evvel gördüm diyorsun. Evet. Ya bu 3-4 ay yine gelebilir yine anlamında. Ya o kadar insanı öyle zan altında bırakıyorsunuz evet. ki. Görmeden gördüm. Duymadan. Ha, üç maymunanı biri duyuyor biri duymuyor ya. Aynısını oynuyorsun ama beceremedin. Kaldın ortada. Bir de sıkıntı da aldın başına. Bu kadar ekstra, kendine bu iş sen yaptıysan sıkıntı. Başkası yaptıysa bir de hasım sahibi oldun. Hayırlı hasım olacak olsun. Bir şey yok. Hasım ne hasım? Ben hasım gidecek adam hasım giderim. Benim hasım gidecek adamım olacak. Hasım bizim hasım gibi olacak. Yani insanların tabii tanımadıkları kişilere karşı koymaları gerçekten cesaret ister. Evet. Ama tanıdığın kişilere karşı koymak... Büyük cesaret. Yani harbiden çok büyük cesaret. Yüz yüze geliyorsun. Evet. O yüzden de yüz yüze geleceğin insanlar hakkında konuşulanları da ben ciddiye almak durumundayım. Evet. Üstelik hani bunları söylemek için hiçbir gerekçeniz yok. Sağ. Yani hayır. Görsel olarak kendi sağ ifadesine işte yani. Göre. Buna da inanmamız mümkün değil zaten. O zaman madem vallahi ki siz bu kadar olayın içine giriyorsunuz. O zaman bunun altında sizin olaya bir bulaşmışlığınız vardır. Ya kendi yapan adam kendine bir bulaşmışlığınız vardır. Tırnak arası kadar... Bak senin abin de mesela dünürünüzün ahırına götürüldü diyor. Ben başka bilmiyorum. Bir yer demiyor. Aynı senin yazdığın şeyi söylüyor. Onu ben nereden duydu ve ne de... Bak o güne kadar ne jandarmanın elinde ne bizim elimizde. Yoksa abim sana söyledi de sen ona göre gittin yazdın. Hiç böyle bilgimiz yoktu. Abim bir aldırdı sana zekere götürdüğü şeye Hüseyin'e verdin. Yok onu öyle bir şey demedi bana. Hiç bilgimiz yoktu. Evet. Ne jandarmanın ne bizim. Evet. Hatta o sizin dünün adı Şevki. Evet. Şevki'nin ahırını yani gösterdi de Hüseyin öyle gitti buldu biz jandarmanın. Evet. Hiç öyle bir bilgi yoktu. Evet. Abin de ikinizden çıktı. Çünkü ne biliyor musun benim bir gün Melakam mesela sadece Hüseyin abini çağırıp da oraya gidip yazı yazmam. Ya hala da dönüyorsun dolaşıyorsun kültür dükkanına gidiyorsun peki ya. Peki bak aynı abin konu. Abin nasıl yazdı? Onu soracaktım ben. Yazdınız Hüseyin'in evine gittin. Hı. Gece kaçta gittin? Şimdi 11'i geçtikten sonra. 12'ydi. 11-12 bir saatte kaldım. Bir saat bir saat kalmadım. Anlatabildim mi? Gece saat bir yere, bak burada herkes aynı köyde. Evet. Yani özel önem vermediğin, arkadaş da olsan, önemli de olmayan bir iş için insan gider mi?
Ya gitmez tabii ya. Gece gündüz insan sokağa çıkmaya korkuyor ben, ya. Çıkma değil. Ben mesela köyde mesela saat istesem kaç olsa. Köyde gidilmez öyle gece birde birbirinin evine gidilmez. Erkek de olsan kadın da olsa dedikodu yaparlar. Ben çok açık söyleyeyim. Gidilmez öyle bir şey olmadan. Televizyona çıkacağım dedi Hüseyin. Evet. Anlatabildim mi? Olmaz. Televizyona çıkacağım deyince seni çağırdı. Evet. Ve ikiniz kafa kafaya verip bu notu yazdınız. Anlatabildim mi? Bu notu yazan da sensin. Fikir de senin fikrin. Hayır efendim. Çünkü bir şey mi? Benim öyle bir şeyim olsa burada mesela gurgun ve bir gün olsa. Hani, evet. Birisini sen söyledin, birisini o söyledi. Yardımlaşarak onu yaptınız. Anlatabildim mi? Evet mi? Yok söyle değil mesela yani. Bana söyle, mesela onun söylediklerini yazdım. Başka benim bir gün mesela. Arkadaş ama Hüseyin öyle demiyor ki. Evet. Hüseyin diyor. Bana yazılı olarak getirdi diyor. O evet. verdi bana diyor. Ve verdi şöyle diyor. Söyleyeyim. Hüseyin Bey buraya geldi. Dedi ki ben dedi dün gece hiç uykusuz geçirdim. Elimde dedi silahla oturdum. Niye oturdun? Hatta dedi Ümit'in ailesi dedi bizim dedi kapıya geldi dedi. Önce kapıya geldi dedi. Biz de dedi ki kim geldi kapıya dedik. Sonra dedi ki kapıya gelmedi ama dedi görenler var dedi. Bizim yolun oradan geçmişler dedi. Ben de sana bunu anlatayım mı canım bu olayı? Niye kapıya gidip adam tüfek tutuyor? Anlaşamaz birbiriyle. Bu iş demek ki var bir alakan demek ki. Anlaşamadım. Var bir sıkıntı sizde demek ki. Bir şey görüşemediniz. Adam seni bekledi. Adam ağzıyla diyor zaten. Hayır. Bekledim. O açıklamadan sonra sizi beklemiş. Buraya gelmeden önce o gece. Şimdi adam yani ben böyle bir şey söylediğim zaman birileri benim kapıma gelir diye de düşünüyor. Bunu da akıl ediyor yani. Hani öyle akıl ziyan değil yani. Öyle, kesinlikle. Öyle. Onu da düşünüyor.